Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Melik ve arkadaşlar bugün başlıktan da anlayacağınız gibi bomba gibi bir içerik var bugün. Ne yapacağız biliyor musunuz? Instagram'da direkten Lionel Messi, Cristiano Ronaldo veya Neymar hangisi önümüze gelirse mesaj atacağız. Diyeceğiz ki Fenerbahçe'ye gel. Eğer bunun Galatasaray'ını istiyorsanız videoya like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan Leon Messi'nin orijinal hesabına geçelim. Şuradan arkadaşlar Türkçe yazacak, İspanyolca çıkacak. Şimdi buradan Fenerbahçe'ye bir dakika şuradan ayırayım. Gel. Bu arada Arjantinler İspanyolca kullandığı için ben İspanyolca'ya çeviriyorum. Evet. Gördüğünüz üzere ben Fenerbahçe. Güzel oldu. Evet. Gönder diyoruz ve gitti. Hiçbir şekilde montaj yok arkadaşlar. Görüntünü de konuşabiliyoruz ama maalesef. Olmaz. Evet. Şimdi geliyoruz. Cristiano. Abi bu arada onda koronavirüs çıkmıştı Cristiano Ronaldo'da. Burada. Abi vallahi çok üzüldüm ya. Lan ben Ronaldo'nun hayranıyım. Evet hemen şuradan Portekiz dilini seçelim. Hemen bulayım. Evet burada. Portekizce bu. Ha o Brezilya. Bu normal Portekizce. Şimdi diyoruz ki Fenerbahçe'ye gel. Fenerbahçe gönder dedik. Bu arada bir şey daha yazacağım ha arkadaşlar. Geçmiş olsun diyeceğim. Bakalım mesaj verecek mi? Yeni de bir kanal açabilirim. Yeni bir kanal daha açabilirim. As Mel Horas. Abi Portekizceyi de çözdüm lan. Evet şimdi Neymar'a geliyoruz. Neymar'a da aynı şeyi yapacağız. Şimdi hangisi? Abicim hangisi ya? Neyse tamam dur. Neymar'a atmayalım da Mbappe'ye atalım mı? Hadi gelin Mbappe'ye atalım. Kylian Mbappe. Bu sefer de Fransızca'ya çevireceğiz. Fransızca neredeymiş? Burada. Evet. Fenerbahçe'ye gel. Fenerbahçe. Gönder dedik. Abi şu Fenerbahçe demeyi çok seviyorum ya. Bildiğiniz üzere ben de Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Ama istiyorsanız bunun Galatasaray versiyonu, Beşiktaş versiyonu, Trabzonspor versiyonu gelebilir. Evet şimdi kime atalım? Kime atsak? Liste kabarı James Rodriguez ki en sevdiğim oyunculardan biri. Ki onun da ihtimali bir an için olabilir. Evet, James Rodriguez burada. James Rodriguez Kolombiyalıydı değil mi? Kolombiyalılar acaba hangi dili kullanıyor? Hemen bakıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Kolombiyalılar da İspanyolca konuşuyorlarmış. Bilemiyorum bir yandan İspanyolca ve 68 Kolombiya dili diyor. Bilmiyorum bir bakalım eğer varsa Kolombiya dilini seçeriz. Ama yoksa sanırsam ki İspanyolca seçeceğiz. Oğlum ben şöyle sandım ki Arjantinlilerle Kolombiyalılar İspanyolca kullanıyor sanırım. Kolombiya dili yok. Yok o zaman İspanyolcayı seçiyoruz. Diyoruz ki Fenerbahçe
diye gel. Arkadaşlar ben Caner Erkin'e bir de şey yapmıştım. Ben efendim Bahçe. bu hafta yener miyiz? Abi bu hafta yener miyiz diye de bir mesaj atmıştım. Onu da videonun sonunda gösteririm. Hatta durun hemen göstereyim. Bakın burada. Abi bu hafta yener miyiz? Mesaj atma tabi. Başka. Alaba'ya atalım mı? Dur hatta dur. Lewandowski. Robert Lewandowski vay. Tipine. Oğlum o nasıl yapıyordu? Lewandowski nereliydi? Polonyalıydı değil mi? Polonyalılar Lehçe dili konuşuyormuş. Lehçe ne lan? Bir dakika. Kendi dilleriymiş. Hemen düşünelim. Bir bakalım. Lehçe. Çekçe var. Abi çok güzel geldi lan. Bir dakika. Bulalım hemen. Letonca var. Kürtçe var. Malay yalan mı? What? Samoa dili. İsveççe. Bunun olması lazım ya. Jesk. Jezyk Polski mi? Oğlum o ne ya? Takım ismi gibi. Değişik bir şey tamam. Lewandowski'ye atmayalım ama kime atalım? Koman'a atalım hadi. Veya Yusuf Erdem var mıdır ya? Yusuf Erdem'i bilmeyenleriniz vardır belki. Yusuf Erdem. Futbolcu. Aman neyse boş ver. Adı neydi ya onun adı? Bir futbolcu vardı da. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Arkadaşlar Falcao'ya diyeceğiz ki Fenerbahçe'ye gel. Abi Falcao da Kolombiyalı. Hadi bakayım. Fenerbahçe'ye gel. Fenerbahçe'ye gönderdik. Alamıyor. Herkesten gelmiyormuş. Bir dakika Hamez aldı mı? Hamez aldı. Mbappe aldı. Bir dakika lan. Ya abi bir git. Ronaldo aldı. Messi aldı. Tamam. Hepsi aldı. Bir Falcao almadı. Falcao yani. O zaman Arda atalım mı? Hadi Arda Turan'a atalım. Fenerbahçe'ye gel. Dün geceki maçta seni çok eleştirdiler. Abi bir de bakıyorsun geliyormuş. Vallahi gitti. Abi ben şunu anlamadım ya. Falcao neden? O zaman çok yoğun ilgi vardı. Tamam gelin Muslera'ya da atalım. Muslera. Fernando Muslera. Bu arada video kaç dakika oldu? Evet. Bu da son olacak sanırsam. Muslera nereliydi lan? Uruguaylı değil mi? Uruguaylılar hangi dili konuşuyordu? Uruguay dili var mıydı sanki? Ben öyle mi hatırlıyorum? Arkadaşlar. Bence Uruguay dili diye bir şey vardı. Bir bakayım hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Uruguaylılar da İspanyolca konuşuyormuş ya. Bu ne ya? Maşallah. İspanyollar Amerika kıtasının, Güney Amerika kıtasının yarısını dil anlamında fethetmiş ya. Neyse. Biz konumuza dönelim. Fenerbahçe'ye gel. Ben Fenerbahçe.
Evet. Ha bir de şunu da yayalım. Geçmiş olsun. Sakatlanmış diye. Recuperate pronto. Recuperate pronto. Uruguay dili bu. Evet. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bugün Numa TV'de yayınımız vardı. Hiç katılım olmadı. Ancak saat 4 civarında başka bir uygulamada yayın yaptım ve yeni arkadaşlar geldi. Şimdi salı günü de haftaya salı ki bugün ayın kaçıydı? 20 Ekim. Haftaya 27 Ekim'de arkadaşlar yayınımız olacak. Yine bu sefer YouTube'dan olacak. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Özellikle ilk abonelerimi de eğer çıkmadıysalar bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Bu arada bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız, Galatasaray'ın gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. TLS 21 kariyerine söz vermiştim ama yeterli abone gelmediği için bir abone kaldı. 15 aboneye ulaşsaydık arkadaşlar gelecekte biliyorum ilk iki bölümü garanti izleyeceksiniz demiştim ama arkadaşlar kriter son anda değiştiği için gönderemedim. 10 aboneden 15 aboneye çıktı kriter. O yüzden gönderemedim. Çok fazla uzatmadım. Sonuna geldik videonun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bu arada benim çift Instagram hesabım var. Birisi şu Melik Derici Official. Bir de arkadaşlar şu Melik Derici 02 isterseniz takip edebilirsiniz yani. Sıkıntı yok. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.